Selamlar, Taksim'deyiz bugün. Gördüğünüz gibi meydan. Taksim Camii. Görüyorsunuz, hava bulutlu bugün. Kalabalık, bayağı kalabalık. Taksim Square is the most crowded in İstanbul. Öyle de bir durum yani. Kızılay çadır var, tam verebilirsiniz kendi. Yine Atatürk Kültür Merkezi karşıda. Gezi Parkı. Metro. Güvercinler. Şimdi çocuklara baktığınızda o kadar masum görünmüyorlar ki, çünkü belli düzeyde bilgileri var hayata karşı. Henüz daha akılları tam yeterlilikle çalışmıyor. Belli bir düzey sadece hayatı görebiliyorlar. Bu nedenle masumlar. Şimdi yetişkin insanlar da kendini yetiştirmiş, gerçekten belli bir bilgi düzeyine ulaşmış insanlar da bu masumiyette kalırsa, yanlıştan uzak durursa, hani bir bebeğe nasıl bakıyorsanız yüzünüzde bir tebessüm oluşuyor. Herkes de oluyordur. Bir bebeğe baktığınızda bir gülme hissi geliyor insanın için. Çünkü masum. Günahsız. Eğer biz de birbirimize baktığımızda İyi yönlerimizi görebilirsek, iyi de gidebilirsek, her zaman yüzümüz güler, tebessümlü olur. Herkesin karakter yapısı farklı tabii ki. Ha, benim karakter yapımda her zaman bu var. Tebessüm sadakadır. Her zaman insanlara karşı, kim ne olursa olsun fark etmez. Tebessümle yaklaşmak. İyi niyetle yaklaşmak. Bu çok önemli. Gittiğin her yerde önemli. Ve insan belli bir yaşa geldikten sonra geçmişine baktığında neler yapmışım ben diyor. Nelerle uğraşmışım. Çocukluğum, küçüklüğüm nasıl geçmiş diyor. En basitinden bir tane küçüklük fotoğrafınızı alıp baktığınızda veya bir videonuz varsa alıp baktığınızda ya ben neler yapmışım diyebilirsiniz kendinize. Çünkü o zaman başka bir dünyanız vardı. Başka hayalleriniz, başka uğraşlarınız vardı. Şimdi başka. Hayatın getirdiği merhalelerle değişiyor. Ama değişmemesi gereken bir şey var. O da hidayet yoluna devam etmek. Takvalı olmak. Takva 5 kelime. Ama takvalı olmak zor yani, kolay bir iş değil. Lafla sözde olmaz. Sen şusun diyerek de olmaz. Onun yaşayışı zaten onu gösterir. İnşallah biz öylelerinden oluruz diyorum. Çok dikkat etmeliyiz yaşamımıza, hayatımıza. Çünkü çok önemli. Herkes kendi hayatını düşünsün. Kendisi için, başkası için değil. Ben çok önem veriyorum. Kendime önem verdiğim kadar onlara da. Ay ya, kör tavuk gibisin. Hadi bakalım.